Haber Aks ekranlarından mutlu günler. Ben Merve Özyürek. Saatlerimiz 16'yı gösterirken günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Rakamlarda yine artış gözlendi. İşsizlik oranı Ocak ayında %14.7 olarak gerçekleşti ve işsiz sayısı 4.7 milyona yükseldi. Oran Ocak ayında Mart 2009'dan beri en yüksek düzeyi gördü. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak ayı işsizlik rakamı açıklandı. Buna göre işsizlik oranı Ocak ayında %14.7 olarak gerçekleşti. Aralık ayında işsizlik %13.5 düzeyindeydi. İşsizlik oranı geçen yıla göre 3.9 puanlık artış kaydetti. İşsizlik oranı Ocak ayında Mart 2009'dan beri en yüksek düzeyi gördü. Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. Tarım dışı işsizlik oranı 4.1 puanlık artışla %16.8 oldu. Genç nüfusta işsizlik oranı ise 6.8 puanlık artışla %26.7 olurken 15-64 yaş grubunda bu oran 3.9 puanlık artışla %15 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı Ocak'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre 872 bin kişi azalarak 27 milyon 157 bin kişi, istihdam oranı ise 1.9 puanlık azalışla %44.5 oldu. Ocak ayında kayıt dışı işsizlik oranı 0.6 puan artarak %33.1 oldu. Fethullahçı terör örgütüne yönelik operasyonlar hız kesmeden, ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Manisa'da düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fethullahçı terör örgütünün hücre evine yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yapılan baskında tencere içerisinde yakılmış evraklarla çok sayıda materyal ve bir miktar döviz ele geçirildi. Üç katlı binanın arka balkonundan kaçmak üzere sokağa ip sarkıtıldığı da tespit edildi. Bir operasyon haberi de Van'dan geldi sevgili izleyenler. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonunda Özalp ilçesinde 81 kilo 550 gram toz esrar ele geçirildi. Konuya ilişkinse bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Van'ın Özalp ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince Özalp ilçesi D300 karayolu Savatlı Mahallesi yol ayrımında yol emniyet ve kontrol faaliyetleri esnasında durdurulan şüpheli bir otomobilde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpekleri alemle imlanın tepki vermesi üzerine otomobilde yapılan arama neticesinde 79 paket halinde 81 kilo 550 gram toz uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili izleyenler, araçlarla drift yapmanın meraklısı epey fazla. Lakin drift trafiği açık alanlarda ve insanlara zarar verir şekle dönüştüğünde ister istemez adı magandalığa dönüşüyor. Görüntüler İstanbul'dan yansıyor. Asker konvoyunda drift terörü şimdi ekranlarınızda. Dakikalarca drift yaparak trafiği böyle tehlikeye attılar. Eyüp Sultan Yeşilpınar Mahallesi'nde geçtiğimiz 26 Şubat günü bir grup genç bir süre eğlendikten sonra araçlarına binip yola çıktı. Dörtlülerini yakarak kornalara basan sürücüler konvoy halinde semtte bir süre tur attı. Konvoya katılanların neredeyse hepsinin drift yaptığı uğurlamada magandalar hem kendi hem de sürücülerin canlarını tehlikeye attı. Magandalar o anları kaydedip sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yol kesip drift yapan magandaları yakalamak için çalışma başlattı. Sevgili izleyenler, şimdi ekranlarınıza gelecek bu haber belki de sizlere bugün aktardığımız en üzücü ve endişe verici haber olacak. Tokat'ta yaşayan 3,5 yaşındaki Evrim'den bahsedeceğiz biraz. Minik Evrim 280 gün önce Yeni Su Köyü'nden kayboldu ve hala bulunamıyor. Bugüne kadar da herhangi bir ipucuna ulaşılamadı. Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor. Allah bulamıyor işte abi. Annesinin kucağında olduğu son görüntüleri Evrim'in. O henüz 3,5 yaşında. Turhal ilçesine bağlı Yeni Su Köyü'nde 280 gün önce kaybolan Burhan'la Dilek Atış'ın kızları Evrim Atış halen bulunamadı. Ağaçların dibine bakın dikkatli bir şekilde. 10 Temmuz 2018 tarihinde Minik Evrim'in kaybolmasının ardından yaklaşık 4 ay ormanlık alanlarda ağaçların dibine bakın dikkatli bir şekilde köyde mağaralarda özel ekipler hassas burunlu köpeklerle yapılan arama çalışmalarında bir bulguya rastlanmazken 3 Kasım'da çalışmalar sonlandırıldı. ...23 Nisan 2018 tarihinde çelişkili ifadeler verdikleri gerekçesiyle tutuklanan anne Dilek Atış 109 gün, baba Burhan Atış ise 166 gün cezaevinde kaldıktan sonra Zile Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan değerlendirme sonucunda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugüne kadar bir ipucuna rastlanamadı. Soruşturma devam ediyor. Kendine has Trabzon'da iki kız babası bir vatandaş büyük ilgi gören bir projeye imza attı. Hikaye nasıl mı başladı? Kızları ağaç ev istedi, o da minibüsten ev yaptı. Trabzon'da yaşayan Fatih Turan'ın iki kızı babalarından ağaç ev istemesi üzerine harekete geçen Turan, yakın bir arkadaşının sahibi olduğu 1985 model minibüsü hurdaya vereceğini duyunca kızlarının isteği aklına geldi. Baba Turan, onların da onayını alarak ilk iş olarak hurda minibüsü Çiçek Abbas filmindeki gibi turuncu renge boyattı. Üzerine maçka ve soyadını taşıyan Turan yazısını yazan Fatih Turan, ardından bu minibüsü vinç yardımıyla kızlarının ağaç ev yapmasını istediği Esiroğlu mahallesindeki evlerinin karşısına yaptırdığı demir iskele üzerine kondurdu. Minibüsün içerisini antika eşyalarla donatan Turan, buraya balkon yaptı. Balkonun altına da kızları için salıncak kurdu. Ticari bir amaç düşünmediğini vurgulayan Turan, minibüsle resim çektirip selfie yapıyorlar şeklinde konuştu. Görenler böyle şaşırıyor tabii, ilginç geliyor bunları. Havada olunca burada insanlar böyle şeylere alışkın değil be. Yani ilginç geliyor, bayağı hoşlarına gidiyor, gelen resim falan çekiliyor. İleriye dönük olarak düşüncemiz işte burada fındık bahçelerimiz var. Onları kırdık etrafını, çardak falan yapacağız. İnsanlar gelip otursun, çayını içsin, yemeğini yesin. Burası ticari bir yer değil sonuçta. Böyle. Çoluk çocuğunu alıp gelen isteyen oturup yiyip içip gidebilir yani. Fatih Turan'ın kızı Erva Turan ise babam içerisine antika eşyalar yerleştirdi. Dolayısıyla çok daha güzel oldu. Okuldaki arkadaşlarımı burada ağırlamayı düşünüyorum ifadelerini kullandı. Diyordu ki orada size ağaç ev falan yapacağım diyordu. Sonra işte bir tane arkadaşının arabasını hurdacıya vereceğini duydu. Sonra onu tamir edip işte buraya çıkarttı. Şimdi bize yer yaptı burada. Hem çok değişik bir fikir hem yukarıda yani içerisi çok rahat. Babam orası içine antika şeyler koydu ve çok güzel içerisi. Şimdi Ordu'ya uzanacağız sevgili izleyenler. Zira Kumru ilçesinde bir binaya yıldırım düştü. Yıldırım maddi hasara yol açarken neyse ki ölen ve yaralanan olmadı. Kopan gürültünün neden olduğunu anlayamadılar. Ordu'nun Kumru ilçesinde Samur Mahallesi Küme Evleri bölgesinde Şahin Saltı isimli şahsa ait binaya yıldırım düştü. Ev sakinleri büyük panik yaşarken evin tavanında, elektronik eşyalarda ve elektrik tesisatında hasar meydana geldi. Evin tavanının bir miktarının çöktüğü, küçük çaplı yangının da oluştuğu olayda kimsenin yara almadan kurtulması ise teselli oldu. Hava muhalefetinin 3-4 arasında gök gürültülü hava şimşek çarpması ve yıldırım düşmesi sonucunda büyük bir gürültüyle aldığımız bilgiyle zaten ben de uzak bir yerdeydim. Geldim burada şimdi durumu inceledim. Yüksek bir gürültüyle üstünde biliyorsunuz çatıyı da görüldüğü gibi.
Sevgili izleyenler, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin kapsamında Samsun'a 40 ülkeden 800'e yakın yabancı öğrenci geldi. Süren etkinlikler kapsamında da fotoğraflarla 23 Nisan sergisi açıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in konuya ilişkin açıklamaları şimdi sizlerle. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında Samsun'a 40 ülkeden 800'e yakın yabancı öğrenci geldi. Devam eden etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde fotoğraflarla 23 Nisan sergisi açıldı. Serginin açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bugün Samsun dünya ile buluşuyor, dünya da Samsun'la buluşuyor." dedi. Yarın bugün açılışını yapıyoruz. Yarın çok da güzel bir yürüyüşümüz olacak. Ayın 20'sine kadar dolu dolu Samsun'da bu programı hep birlikte bize ayıracağız. Ve bugün Samsun dünya ile buluşuyor. Samsun'da 10 gün boyunca çok güzel etkinliklerin yapılacağını belirten Samsun Valisi Osman Kaymaksa, dünyanın birçok şehrinden Samsun'a gelen çocuklara güzel bir ev sahipliği yapacaklarını söyledi. Değerli Samsunlar, tabii ki biz Samsunlara büyük onur ve gurur içerisindeyiz. Biz ilk adım şehriyiz. Onurluyuz. 19 Mayıs şehriyiz. Bu anlamda bu çocukları Samsun'dan misafir etmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Değerli başkanım, gerçekten Samsun'da aileler büyük bir coşkuyla çocukları misafir etmek için sıraya girdiler. Ben buradan Samsun'da aileler, şu an ailelerin hemen hemen hepsi burada. Ben özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı. Gelenlere çok teşekkür ediyoruz. Evet, şehrimizden, Samsun'dan bir başka haberle devam ediyoruz. Arkadaşının abisinin şehit olmasından çok etkilenen bir lise öğrencisi, terörle mücadelede kullanılması için insansız kara aracı minik Öztebe'yi üretti. Tokat Sile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Abdullah Altınok, 2 ay önce okul kantininde televizyon izlerken arkadaşının abinin şehit olduğunu öğrendi. Olaydan etkilenen Altınok, arkadaşı Ferhat Karaduman'la birlikte terör operasyonlarında kullanılmak üzere insansız kara aracı minik Öztebe'yi yaptı. %90'ı yerli ve milli malzemeler kullanılarak üretilen minik Öztebek, terörle mücadelenin yanı sıra doğal afetlerde ve arazi taramalarında da kullanılabiliyor. 360 derece dönebilen kamerasıyla karşı tarafa anında görüntü aktarabilme, sesli komut gönderme, ortamı dinleme ve gece görüşü gibi özelliklere sahip olan minik Öztebek, yazılımı sayesinde dünyanın her tarafından yönetilebiliyor. 13. Uluslararası robot yarışması için Samsun'a gelen Altınok, "Destek gelirse daha iyisini yaparım." dedi. İki ay önce okulumuzda otururken televizyonları izliyorduk. Okulumuz arkadaşımızın abisi şehit olduğu haberini duyunca sinirlendik. Aklıma koydum. Bu teröristlerin korkulu rüyası olmak için bu robotu yaptık. İki adet DC motoru kullanıldı. Kumandasını Arduino'yla yapıyoruz. Palet kullandık. Dış kaplamasını sert plastikten yaptık. Yunus balıkları mevsimsel şartlardan dolayı kıyıya vuruyor. Görüntüler Sinop Kumkapı sahilinden yansıyacak. Sinop Kumkapı sahilinde yaklaşık 50 metre açıkta ölü bir yunus kıyıya vurdu. Olayı fark edip polise ihbar edenler yaşananları şöyle aktardı. 10-15 tane martının bir yere böyle üşüştüğünü gördüm, fark ettim. Bu dedim hani belki ceset olabilir, bir şey çıkabilir orada hani. O yüzden polise ihbar ettim. Polisler geldi, baktılar. Yani uzakta olduğu için ben de ne olduğunu görememiştim. Polisler gelince incelediler. Böyle orta boyda bir balık çıktı. Ya bunun içinde yunus balığı olabilir. Onlar kıyıya vurmaya başlıyor. Sevgili izleyenler, balık avı sezonu bugün itibariyle sona erdi. Bu senenin Samsun için en verimli balığı ise palamut oldu.
Konuya ilişkin röportajımız şimdi ekranlarınızda. Karadenizli balıkçıların 1 Eylül'de vira bismillah diyerek başladıkları balık sezonu bugün itibariyle sona erdi. Peki balıkçılar sezonu nasıl değerlendiriyor? Cevabı haberimizde. Sezon bu sene yani iyi, çok iyi değil ama iyi geçti yani. Çünkü ülkemizdeki sıkıntı mazotlar bu sene biraz bağlıydı. Sezonumuz iyi de yakıda gitti masrafları yani bütün şeyler. Ama yine sezon iyi. Bizim burada çünkü bir ay daha şu an çalışıyoruz, çatıya çalışıyoruz. Bizim bölgemizde balıkçılıkla ilgili şu ana kadar bir sıkıntı yok. Sezon gayet iyi geçti. Evet, şu anda ağ tamiratı yapıyoruz. En bereketli balık hangisiydi? Bu sene Allah'a şükür olsun hepsi vardı yani. Hamsi, palamut. Sezon bu sene iyi geçti ya. Güzel geçti Allah'a çok şükür. Bir an önce pay izledim eve gitmeyi düşünüyoruz yani. En fazla, en bereketli balık hangisiydi? En bereketli balık palamut da iyiydi. Bu sene Karadeniz bereketli oldu. Çok güzel geçti. Palamut da, istarvit de, hamsi de iyiydi yani. İyi bir sezondu. Herkes para sattı. Gemicilerin bütün yüzü gülüyor. Sezon bitti bitmesine ama son günlerin tartışma konusu da hamsi oldu. Hamsinin avlanmasındaki aşırı baskının neslini tüketebileceği söylendi. Biz de bunu balıkçılara sorduk. Bakalım cevaplar ne şekilde? O doğru. Yani bilinçsiz avcılıktan dolayı yani hamsinin tehlikede olduğu doğru yani o konuda. Mesela günlük diyeceksin ki 800 kasa veya 1000 kasa getireceksin dışarı, her kayık diyeceksin. Burada hamsimiz de tükenmez. Ondan sonra gemiciler de rahat olur. Dolmuyor bir de hamsi karşılarda. Karşı taraf olmasa bir de acık zaten. Buralara yasağı erkenden koyuyorsun ki bu Türkiye'de balık arı gibi kaynasın denizler bağa. Ufağını tepeni hep yakalıyorlar, kalmıyor yani, üremiyor. Ne oluyor? Çeliği çocuğu kırarsan ne olur? Üremez yani. Bu aynı bunun gibi yani. Şimdi Karadeniz'de hamsi olursa avlayacaksın. Olmadan sonra ne avlayacaksın? Bu sene Karadeniz'deki hamsi çok ufaktı. Yani aşırı av baskısı, biz hamsi hiç avlamadık bu sene. Yürüyken tuttuk onu. Boyu kurtarmayınca fabrikalar hep kapattık. Ama Kürcistan havası da çok aşırı. 4 santim, 3 santim tutuluyor. Acaba doğal şampuanlar ve sabunlar şampuanların tahtını sallıyor mu? Zira şampuanların zararından bıkan bazı vatandaşlar tekrar sabuna yöneldi. İşte detaylar. Son dönemlerde özellikle saç dökülmesi, egzema, cilt dikeleri, sedef ve mantar gibi sağlık açısından faydalarıyla gündeme gelen doğal sabunlar, daha önceden şampuanlara kaptırdığı tahtı sallıyor. Özellikle iç bölgelerde doğal yöntemlerle yapılan sabunlar Türkiye'nin dört bir tarafında alıcı buluyor ve daha çok tercih ediliyor. Şifa arayanların sabunlara ilgisi her geçen gün artıyor. Kişisel sabun işine uğraşıyoruz. Cilt için çeşit çeşit sabunlarımız var. Ciltteki lekeler için, kırışıklıklar için, ne bileyim, ciltteki egzama için, sedef için, mantar için. Şampuanların vermiş olduğu tahrişi biz sabunlardan düzeltmeye çalışıyoruz. Sabunlar tabii ki doğaldır. Sevgili izleyenler, bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Günün öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdaydık. Yarın aynı saatte görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yeşil